TV42 İstanbul stüdyomuza hoş geldiniz. Kulis İstanbul programıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, bu hafta yine çok değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikte olacağız. Konuğumuz Önder İmam Hatipler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sabahattin Yamak program konuğumuz. Sayın Başkan, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, bugün değerli konuğumuzla Önder'in faaliyetlerini, özellikle gençleri konuşacağız. Ama öncelikle Önder İmam Hatipler Derneği'ni biraz tanıyarak başlayalım. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Burada bizi ekranlarında izleyen kıymetli izleyicilerimize saygılı sevgili hürmetlerimizi sunuyoruz. Rabbim işlerini güçlerini kolay kılsın. Haklarında hayırlısıysa o nasip etsin. Amin. Öncelikle diyelim. Duayla başlayalım. Ne güzel. Dünya duayla dönüyor, evet. Duayla ayakta duruyor. Yoksa bizim kendi elimizle yaptıklarımız, ettiklerimizle hakikaten yaşanılmaz bir hale geliyor. İnsanoğlunun böyle bir maalesef ifsad edici tarafı gibi inşa eden tarafı da var. Evet. İnşallah bizler inşa eden tarafta olmayı İnşallah. Arzu ediyoruz. Bugün de Önder üzerine konuşacağız. Önder de inşa eden tarafta. Aslında Önder'e geçmeden önce bu işin hani bir felsefik ya da işin bir diğer boyutunu konuşup öyle gelirsek daha doğru bir zemine oturtmuş oluruz. Evet. Çünkü kavramlarımızla, kendi kavramlarımızla, kendi zihin dünyamızda olan değerlerimizle, kendi medeniyet değerlerimizden ve tasavvurumuzdan inşa ettiklerimiz üzerinden eğer sözlerimizi, cümlelerimizi, tahayyüllerimizi onun üzerine bina edebilirsek daha rahat sonuca ulaşabiliriz. Meramımızı da rahat anlatabiliriz. Evet, yoksa evet. Başkalarının kavramları, cümleleri üzerine inşa ettiğimiz bir şey aslında çok fazla bir fayda mahtur bir şey sağlamıyor bize. Hı hı. Aslında Önder, İmam Hatipler, İmam Hatip meselesi Türkiye'nin son 300 yıllık demi Osmanlı'dan beri gelen bir buhranının bir ürünü aslında. Hı hı. Çünkü son 200-300 yıldır Batı dediğimiz emperyal, dünyayı ifsad eden, dünyayla beraber doğayı ifsad eden, doğayı da insanı ifsad eden, insan neslini ifsad eden aslında bir topyekun bir zihin ve düşünce dünyasından bahsediyoruz. Hı hı. Önder ve İmam Hatipler aslında buna karşıt değil de işin özünün tekrar insana ve insanlığa hatırlatıcı, buna dair söz söylemeyi, buna dair bir şeyler inşa edebilecek kurumlardan bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Hı hı. Çünkü teolojik olarak baktığın zaman aslında Batı Tanrı'yla kavgalı. Varoluşla kavgalı Tanrı. Evet, varoluşla. Varoluşla kavgalı. İşte metinlere baktığınız zaman işte o mitolojik şeylere baktığınız zaman sürekli kavga eden Tanrı figürlerini görüyorsunuz. Aslında ifsad eden bir şey. Evet. Mimarisine bakıyorsunuz aslında böyle mustağını bir şey, yüksek şey işte figürlere, ikonlarına baktığınız zaman mustağınileşmiş aslında üstten bakan bir tavır var. Dünyaya, insana ve insanla. Evet. Ama onun yerine de aslında 1400 yıl öncesinin Rahmani mesajını sadece dini boyutta söylemiyorum aslında bunu. Ahlaki, insana dair, eşyaya dair, doğaya dair, havaya dair, her şeye dair yaşanabilir bir dünyanın yaşanabilir dünyayı kılabilmek adına sadece inananlar için değil, sadece Müslümanlar için değil, yeryüzünde şu anda işte 8 milyar insan var. 8 milyar insanlık alemin huzuru, refahı yaşanabilir bir dünya için işte Önder bu amaçlarla kurulmuş derneklerden bir tanesi. Neden bu kadar aslında anlam yükleriniz diyorsunuz? Çünkü evet. 300 yıllık bir tahribatın sonunda çok işin kronolojik şeyine girmeyeceğim aslında. Osmanlı'nın son dönemine dair 1900 yılların başında 1913'e geldiği zamanlarda aslında bir arayış var. Tabii siyaset kurumu ifsad olmuş, yönetim ifsad olmuş, medreseler ifsad olmuş, eğitim sistemleri ifsad olmuş. Bunun bir arayışı ve sancısı var. İmam Hatip'in aslında ilk kökünü 1913 yılına dayandırıyor. Hı hı. Tabii İşin farklı zamanlardan gelişen mevzular çok işin hikaye tarafına girmeyeceğim ya da kronolojik tarafına. 1951 yılına geldiği zaman Anadolu çocukları yaklaşık 600 yıl bir medeniyetin temsiliyetini omuzdan taşıyan bu çocuklar kendi medeniyet değerleriyle, kendi zihin dünyalarıyla bir kopuş yaşıyor ve bu kopuşu 1951 yılında o dönemin başbakanı rahmetli Adnan Menderes evet. Başbakan olarak öne çıkıyor ve İmam Hatip okullarının rahmetli Celaleddin Öktem hocamızın özellikle telkinleri ve uğraşlarıyla 1951 yılında ilk İmam Hatipler kuruluyor. Tabi İmam Hatipler kuruluyor. Yeni mezunlarını alıyor ve mezunlar veriyor. 1958 yılına geldiğinde İstanbul İmam Hatip Okulu Mezunları Cemiyeti diye bir dernek kuruluyor. Temel amacı okulda mezun olan Anadolu'dan gelmiş çocuklara aslında hizmet etmek. İşte yaşlarını temin etmek, burslarını, eğitimlerine katkı vermek.
En temel yaklaşımını 1958 yılında İmam Hatip Önder, şimdiki adıyla o zaman kuruluyor. Hı. Önder ismini de 1980 darbesinden sonra, biliyorsun dönem kapatılıyor, bir sürü evet. mevzular yaşıyor. 1980 darbesinden sonra Önder, aslında herhangi bir açılım falan, toplumun lideri, öncüsü. Evet anlamı. Aslında isme bakın, yani genelde derneklerde isim detayı verilir ama Önder. Evet, biz de çok karşılaşıyoruz bunda. Önder. Önder. Toplumun lideri, önderi yani manasında Önder İmam Hatipliler Derneği olarak bugünkü adını alıyor. Ve o günden bugüne ilk kuruluşu İstanbul'daki, ilk kurulan İmam Hatip'teki öğrencilerimize, çünkü o dönemde Anadolu'dan gelen çocuklar İmam Hatip'i tercih ediyor. Hı hı. Hakikaten ihtiyaç sahibi öğrenciler tercih ediyor. Orada mezun olan abiler de bu aslında bizim temel inancımızın da ve insani değerlerimizin de diğer gamlık üzerinden, yani diğerin derdine gamlanmak, ondan hüzünlenmek, evet. kederlenmek, onun derdine deva bulmak anlamında kendilerinden ya da kendilerinin yaşadığı sıkıntıları ondan sonra gelen kardeşlerinin ne kadar azını yansıtabilirse o minvalle kurulmuş bir derneğimiz. Elhamdülillah o günden bugüne de evet. çok kıymetli hizmetler vermiş bir kurumumuz. Aslında derneği özetleyen spot bir cümle aktaracağım. İmam Hatipli olmak sadece diploma değil, bir kimlik sahibi olmaktır. Bu Önder'i özetleyen bir cümle galiba. Tabii. Bu cümleyi biraz açalım. Tabii. Şimdi hepimizin yıllarca büyüdü aslında bir şey var. Bir şey. Herkes diploma sahibi. Ha, evet. Hababam sınıfı var. Hatırlar mısınız? Tabii ki. Yani, tabii. Çok eleştiri yani ya da şey ama hepimiz zihin dünyasında vardı. İşte okuldan öğrenciler kovulur. İşte giderler bir ormanda bir okul inşa ederler. Evet. Aslında İmam Hatip meselesi de bu. Yani dört duvardan işte kapısından penceresinden mütevellit bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. İmam Hatip okulları 1400 sene öncesinin rahmani mesajını kurumsal hale getirip bugün topluma yansıtan kurumlardan bir tanesi. Hı hı. O yüzden sadece bir okul aileti üzerine aslında duramayız. İmam Hatip ya da Önder dediğimiz kurum bu toplumun kendine ait medeniyet değerlerini yeniden keşfedip varsa eksiklerini tamamlayıp tamir edip yeniden bunu inşa edebilen kurumlardan bir tanesi. Önce evet. şunu da söylemekte bir beis görmüyoruz. Bu soru belki size olmuyor ama çok karşılaşıyoruz biz. İşte neden işte İmam Hatipçilik mi yapıyorsunuz gibi bir şey değil aslında. Biz ilk kuruluşumuzun felsefesini devam ettiriyoruz aslında. Hani Anadolu'da hepimizin klasisinde herkes evinin kapısının önünü süpürürse aslında başka bir şeye de gerek kalmaz. Aslında bizim muradımız bu. Belki biz örneklik olsun diye, örneklik teşkil edelim diye aslında bunun meramını da taşıyoruz. Düşünsenize, siz buradaki herkes, bu topraklarda yaşayan herkes bir okuldan okuyor ve mezun oluyor. Düşünsenize, herkes kendi mezun olduğu okulla ilgilendiğini düşünsenize. İşte örnek söyleyeyim, endüstri meslek lisesinden sağlık. Ben de ona gelecektim. Yani bir mesela İmam Hatip'te olmak tabii farklı bir şey de. Ben de İmam Hatip mezunuyum bu arada. Yani şu liseden mezun oldum diye kimse o liseye çok sahip çıkmıyor. İmam Hatip kimliği çok farklı bir kimlik. Yani o evet. üzerinde kalıyor ve taşıman da gerekiyor aslında. Evet. Ama şu liseden mezun olup diye bunu taşımana gerektiren bir durum yok. Niye İmam Hatipliler sadece? İşte aslında temel mesele aslında bizim cümlemizin belki devamına gelecek bir şey. Aslında gönül ister ki herhangi bir okul türüne mezun olan kardeşlerimizin, abilerimizin keşke mezun olduktan sonra sizin gibi, bizim gibi binlerce bu işte gönüllü kardeşimiz var. Gidip evet. onlar da keşke orada okuyan çocuklara, gençlere sahip çıksalar, dertleri dertlenseler, okulun ihtiyaçlarını giderseler, öğrencilerin varsa ekonomik, manevi, psikolojik sıkıntıları dertlenseler. Aslında İmam Hatipler'in ve Önder'in en büyük avantajı bu İmam Hatipler'in. O yüzden İmam Hatipler'in yoksa sadece işte İmam Hatip'te okulduğun zaman az çok mübarek değiliz yani hiçbirimiz aslında. Evet. Kutsal da değiliz, hatasız da değiliz, kusursuz da değiliz. Aslında bizi biz yapan ve kıymetli ve değerli kılan orada aldığımız eğitimlerle beraber bu aldığımız eğitimlerin sosyal yaşantımıza yaşatmamız. İşte bir bahsede evet. işte diğer gamlık meselesinden dünyaya, insana, eşyaya dair bir düşüncemizin olması. Ona dair bir hedefimizin olması. Bir de mezunların o kimliği taşıma şeyi de var. Sorumluluğu da var yani. Tabii şimdi şunu yapmıyoruz. Çoğumuz kahve eksiltmiyor. Ya yani mezun oldum gittim olmuyor. Sonra dertleniyorsunuz. Çünkü bir şekilde o mesajlar, o aldığınız eğitimler, hocalarınızın ya da o kitabi bilgilerden aldığınız eğitimler sizi bir birey, biz tek başınıza bir birey olduğunuzu hatırlatmıyoruz size. Evet. Siz cemiyet sahibi insanlarsınız.
Siz topluluğa ait olan insanlar. Sorumluluğu olan bir mezuniyet. Tabii tabii. Yani aslında bu konuştuğumuz şey aslında insanın varoluşuyla alakalı bir şey. Şimdi insan dediğimiz varlık kıymetli bir varlık. Evet. Allah'ın ruhundan üflediği bir varlık. Aslında bizim kıymetli olmamız etimizden ya da eşrefin varlık olması evet. Allah'ın ruhundan bize üflemiyor. Aslında biz Allah'tan bir parça taşıyoruz. Ondan kıymetliyiz. İşte o kıymetli olmamızı kıymetli yerlerde insana dair insana değer katacak. İşte yeniden yaşanabilir bir dünyanın inşasında katkı sunacak eğer eylemlerimiz olursa o zaman kıymetli oluruz. Evet. Şimdi biz ya da sizi bizden etten kemikten 8 milyar tane insan var. Evet. Bizi farklı kılacak olan ne? Yani işte modern dünyanın bize dayattığı işte bencilliktir, sadece kendinize çalışın, kendinizi beğenin gibi kavramların dışında ya ben sizin derdinize dertlenirsem kıymetliyim zaten. Yani asıl meselemiz şu bizim. Bizi kıymetli kılan, değerli kılan bizden olmayanların derken kendi nefsimizden olmayana dair olan dertlerimiz ve onlar için yaptıklarımız bizim kıymetli kılar. Evet. Yani hepimiz fıtri olarak zaten inanan insanlar söylemiyoruz. Dünyanın bir tarafında söylüyoruz bunu. Annenize dair mesuliyetiniz var mı? Var. Var. Kardeşlerinize var, eşinize var, ailenize var. Bunu zaten yapmakla mükellefiz biz. Topluma da var. Topluma aslında. Da var. Şimdi asıl mesele ondan sonra başlıyor. Hiçbir kan bağımın olmadı. Hiçbir hukuki bağımın olmadı. Belki bir daha asla görmeyeceğim insanlara dair dertlenmem, onlar için hüzünlenmem, onlar için bir şeyler yapıyor olmam bizi kıymetli kılıyor. Evet. Aslında önderinde, imatiplerinde en temel meselesi bu. Kendisinin dışında, kendisinin nefsinin dışında olanların nefsini bazen kendi nefsinin önüne koyup onlar için dertlenmek, uykusuz kalmak, çaba göstermek, varsa cebindeki ekonomisini onunla paylaşmak, hani klasik ekmeğini paylaşmak, evet. Onun derdini paylaşmak. En temel meselemiz bu aslında. Evet. Şimdi İmam Hatiplerin orta öğretimindeki oranını konuşalım. Gerçekten böyle her iki okuldan biri ya da üç okuldan biri mi İmam Hatip okulları ya da ilgi? Gazeteci Şaban Sevinç'in de bu anlamda bir televizyon programında sarf ettiği cümleler var. Yani İmam Hatipler ilgi yok, içi boş. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerçekten iki okuldan biri ya da üç okuldan biri İmam Hatip mi yani şu anda? Şimdi inşallah biraz buradan sonra... Buradan Şaban Sevinç'e de bir cevap hakkımız doğuyor. Onu da paylaşabiliriz yani. Eyvallah, rahatlıkla. Eyvallah. Tabii gönül ister ki herkes sahih bilgiden, doğru bilgiden beslenip ona göre keşke topluma karşı konuşsa. Aslında belki de günümüz böyle popüler olan insan ya da medya önde olan ya da önde olan insanların hassasiyetle durması gereken bir konu. Ağzımızdan her çıkan cümleye biz dikkat etmek zorundayız. 10 defa düşünüp bir defa konuşmak durumunda. Çünkü bize sadece kendimizle alakalı bazı sorumlulukları taşımıyoruz. Hepimizin evet. İşte bugün biz işte Önder İmam Hatip Derneği Genel Başkanımız olarak buradayım. Benim burada kullanacağım her söz benimle beraber aslında bir camiaya da bağlıyor. Evet. Yani ona göre konuşmak lazım. Tabii bizim günümüzün en büyük problemlerinin bir tanesi algılarla gerçeklerin birbirini örtüşmüyor olması. Ve maalesef ki bu cümleyi çok aslında bu kelimeyi çok tırnak içerisinde kullanmak için haz almadığımız bir kelime. Bir kitle var, bir mahalle var. Bunu fütursuzca kullanıyor. Ahlaksızca kullanıyor. Sınırsızca kullanıyor. Ben Şaban Sevinç'in art niyetli ve sıfır bilgiyle bunu paylaştığını, bu bilgiyi paylaştığını düşünüyorum yani. Bu fikri ortaya attığını düşünüyorum. Katılır mısınız? Ben yumuşatayım biraz en azından. Art niyeti bir kenara koyayım, bilgisizce konuştuğunu düşünüyorum ben. Sıfır bilgi. Evet, bayağı yani. Sizinle sıfır. Ben buradan en azından bunu kendim alayım. Çünkü biz Önder İmam Hatipler Derneği olarak yaklaşık bir yıldır biz rapor hazırladık. Eğer şöyle ben izleyicilerimizle evet, başlığımızı raporda. Paylaşayım. Burada biz rapor hazırladık. Ben şimdi geleceğiz inşallah bu raporun detayını da. O da şu. Türkiye'nin özgün eğitim modeli İmam Hatipler'le ilgili biz yaklaşık bir yıldır bizim eğitim komisyonumuz bu rapor üzerinde çalıştı. Hı hı. Sonra biz bu raporu kamuoyuna iki ay önce özellikle gazetelerin yayın yönetmeleri, köşe yazarları, yazar çizerlerle davet ettik. Bu raporu onlarla paylaştık. Şaban Sevinç gibi herkese paylaştınız ki bilsinler, evet, öğrensinler. Evet, yani Şaban Bey ama birçok hani demin dediğim gibi çok böyle kelime kullanmak nasıl imkanım? Hani bizim mahalleden olmayan, aynı duygu ve zihin düşünceye sahip olmadığımız gazetecileri de davet ettik.
Ve sağ olsunlar geldiler yine İstanbul'a. Biz bununla ilgili bir sunum yaptık onlara. Hakikaten gerçeklerin öyle olmadığını, durumun bambaşka olduğunu paylaştık onlarla. Sonra da bunu tabii sivil toplumla paylaşıldı bu. Çünkü öyle geliyor ki, demin dedik ya, algı öyle bir yaratılıyor ki, öyle bir oluşturuluyor ki, ya siz bile bir nokta sonra ya, kendi mahallemiz bile evet, hadi canım böyle miymiş? Evet. Yani siz bile bana ya Sabahattin Bey öyle diyorsam öyle değil. Her tarafı imatip diye bir algıyla karşımıza çıkıyorsunuz. Şimdi işin hakikati şu, rakamlar geçmiyor. Şunu özellikle vurgulamak lazım. Evet, imatiplerin sayısında bir artış var mı? Var. Öğrenci sayısında bir artış var mı? Var. Bir, bu kesinlikle anormal bir artış değil. Hayatın doğal ve tabiatın akışına uyumlu bir artış. Şimdi birincisi imatipler, hani şöyle söyleyelim, 2028 Şubat'la beraber biz orta kısımda tamamen kapatıldı. Evet. Yani siz akan bir dereye set çektiniz. Sıfır su akıyor. Sonra 2012 yılında 4+4+4 ile beraber imatipin orta kısmı açıldı. Yani şu derenin önündeki set hafiften kaldırıldı. Dereden su akmaya başladı. Şimdi sizin şunu deme hakkınız, ya bu dere taşkın haline geldi. Bu dere taşıyor, bizi öldürecek gibi deme şansı yok. Çünkü zaten derenin önüne set çekmiştiniz. Evet. Tabi akışında akıyor bu aslında. Aslında burada hakkı teslim etmek var. Evet. Hakkı teslim ediyorsunuz. Kimse lütufta da bulunmuyorsunuz. Bunu tekrar söylüyoruz bir her seferde. İmatip okulları, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli eğitim sistemi içerisinde okul türlerinden bir tanesidir. Bu okulların idarecilerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti atar. Bu okulların öğretmenlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti atar. Ben ya da siz istediğimiz kadar müdahale edemeyiz. Tercih eder, robot seçer ve atar. Evet. Bu kadar aslında. Onun farklılıkla elbette ki müfredatı. Şimdi bunu bir defa böyle bakmak lazım. İkincisi, biz imatipli olarak imatip meselesinin, imatip konusunun doğru bir düzlemde, doğru bir zeminde tartışılmasını, konuşulmasını arzu ediyoruz. O da şu, eğitim düzleminde konuşulmasını arzuyoruz. Siyasetin, politikanın gündelik kısır çekişmeleri ve eğrilti cümleleri içerisinde kullanılmasını aslında arzu etmiyoruz. Evet. Çünkü bundan en çok rahatsız olan, en çok zarar gören bu camia. Biz bu işin, evet bu bir eğitim meselesi bu. Bunun üzerine oturup konuşulmasını arzu ediyoruz. Karşıtlıklar üzerinden, karşı kimlikler kurulması üzerinden ya da gerçeği asla yansıtmayacak zihin dünyalarının anlamlarının yüklediği bir düzlemde, bir mecrada tartışılmasını arzu etmiyoruz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin okullarıdır. Bu çocuklar bizim çocuklarımızdır. Tercih etmiştir. 85 milyon insanda olduğu gibi ailede bu gençler de bu okul tercih etmektedirler. Aslında işin özü bu kadar basit. Şimdi ne kadar tercih ediyorlar onlara bakalım. Şimdi rakamlara gelirsek, ben arkadaşlarımızdan 11. raporumuzun 11. sayfasını açabilirlerse eğer arkadaşlarımız. Evet. Bu veriler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınmış verilerdir. Arkadaşlar isteyenler de tekrar teyit edebilirler. 2022 Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre imatip okulların tüm okullar içindeki oranı %13.49. Ortaokullar ve liselerle beraber dahil ettiğin zaman toplam 4413 tane imatip var. Peki ne kadar okul var milli eğitim sistemi içerisinde? 32.702 tane imatip var. Hayır, okul var. Ha, okul var içinde. Bu 32.702'nin içerisinde 4413. Bu da yaklaşık %13.49'a tekabül ediyor. Yani her taraf aslında imatip değil. Tek farkı ne söylüyoruz? İmatipler ortaokullarının tamamı kapatılmıştı. Ve bunlar doğal olarak yeniden inşa edilmeye başladı. Evet. Doğal olarak bunların sayısını, şimdi böyle rakamlarda geleceğiz onları inşallah arkadaşlarımıza paylaşacağız izleyenlere. Hakikaten ne olduğunu görecekler. Eğer arkadaşlarımız 12. sayfayı açabilirlerse, 12. sayfada da şu anda imatip liselerinin milli eğitim sistemi içerisindeki oranını, şu anda Türkiye'de 4.977.344 tane öğrenci var. Bu 4.514.630 tanesi imatipli. Yani böyle devasa rakamların. Peki bu rakamlar da, yani açık öğretim imatip var mı bu arada? Bunlar örgün eğitime dahil olan. Açık öğretim imatip var mı? Açık öğretim tabii tercih edebiliyorsunuz, var. İmatip türü var mı? Var tabii, imatip türü açık tercih. Onlar hariç tabii. Hariç, evet. Yani biz örgün eğitimden bahsediyoruz.
Şimdi aslında şimdi %14.34. Ben izleyicilerimizden bu rakamı hafızanı tutmalarını arzu ediyorum. %10.34. Bugün İmam Hatip liselerinin Türk Milli Eğitim Sistemi içerisindeki oranı. Sayfa 13'ü arkadaşlarımız gösterebilirlerse eğer neden bu rakamı hafızalarına tutmalarına gerektiğini söyleyeceğim şimdi. Malumunuz 1996 yılında biz 28 Şubat garabeti yaşadık. Evet. İmam Hatiplerin orta kısmı kapatıldı. Direkt yaşayanlardan birisiyim. Evet, evet, sizde de. 97 mezunuyum evet. Ben de. Orta kısımlarımız kapatıldı. Kat sayılar getirildi. İşte başörtüsü engelleri getirildi. Ya öyle ilginç, üniversite tercihlerinizde bile işte din kültürü öğretmenini seçeme sadece ilahiyata gibi çok böyle garabet evet, evet, uygulamalarla karşı karşıya kalındı. Şimdi şunu önce söylemek lazım. O rakamlar mı? Oranlar olarak konuşuyoruz şu anda. 1996 yılında hani şimdi devasa rakamından bahsediyor ya, Türk Milli Eğitim Sistemi içerisindeki İmam Hatip liselerin oranı 10.88. Bugünle aynı. Tam tersi. Şu an 10.34. Yani yaklaşık olarak aynı ama bir de nüfus artışına göre bak. Tabii az. Tabii yani az yani. Evet. Şimdi 1996 yılında Türkiye nüfusu 55-57 milyon civarında. Bugün 85 milyondan bahsediyoruz. Evet. Okullaşma oranımız, çağ öğrenci nüfus öğrenci sayımız, okullaşma oranlarımız, tabirimi ağzı görün işte kayıp kaçak öğrenci oranlarımız evet, o dönem evet, daha da azalmış durumda. Yani aslında abartıldığı kadar her tarafın ne İmam Hatip olduğu ne de İmam Hatip çevrili bir olan var. Aslında biz 28 Şubat dönemindeki sayılarımızı yakalayamamış durumdayız. Altında oransal olarak evet, evet, altında kalmış durumdayız. Çünkü örneğin o dönemki öğrenci sayısıyla bugün kıyasla zaman böyle bir rakamla karşı karşıya. Aslında %20'lere falan çıkması lazım en az. Tabii tabii yani bu rakam zaten o dönemin malumunuz bugün çok matematik yapmadan söylüyorum gerek yani yok. İki katına çıkması lazım. Evet yani işte o dönemin biliyorsunuz demokrasiden işte insan haklarının özgürlüklerinin bahsedenlerin gidip genel kurmaydan brieflik aldığı dönemlerden ve projeksiyonlar çizerek İmam Hatiplerin geleceklerine dair projeksiyonlar çizdiler. Ama elhamdülillah herkesin bir hesabı varsa Allah'ın bir hesabı var. Evet. Çok da o bin yıl sürecek 28 Şubat işte 10 yıl bile sürmedi bu toplum. Kendisine olan asil değerlerine ve tekrar inancına, özgürlüğüne sahip çıktı. Tüm mesele bu. Ama yine söylüyorum. Tüm meselemiz aslında sıkıntım şu. İmam Hatip meselesini bizler eğitim meselesi üzerinden konuşmalıyız. İşte siyasal ve politik gerekçeler ya da... Oraya sıkışmaması lazım. Sıkışmaması lazım. Bakın. Çünkü amaç eğitim zaten yani. Bakın devletin okulları bunlar. Evet. Sizin ya da bizim müdahale etme şansımız yok. Biz önde olarak ne yapabiliyoruz? Lojistik destek sağlıyoruz eğitimlerine. Okulların, öğrencinin çatısıdır, bacısıdır, kapısıdır yetmediği noktalarda. Dışarıdan çocuklara takviyelerdir, burslardır, eğitimlerdir. Burçun zaten bizim bir şey yapma şansımız yok. Bu evet, çocuklar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çocukları. Öğretmenler devletin çocukları. Bu okullar devletin okulları. Şimdi eğer o zamanın zihniyetiyle bir grubu ya da bir okulda eğitim gören insanlar siz karşı tarafa alırsanız bunun emin onun izahı yok. Bunlar sizin vatandaşınız. Evet. Şimdi İmam Hatip meselesi o yüzden çok kıymetli mesele. Ve biz şunu söylüyoruz. Ülkenin geleceği ve bekası açısından bir defa bir milli güvenlik meselesi yani güvenlik meselesi iki milli eğitim meselesinin hakikaten bir düzlemin devam etmesi gerekiyor. Günlük dalgalanmalar kurban edilmemesi gerekiyor. Bunlar asla geri gelmeyecek şeyler. Çünkü bir tanesi bizim yaşadığımız coğrafyamızla alakalı, toprağımızla alakalı, güvenimizle alakalı, öteki neslimizle alakalı bir şey. Bina yeniden yıkılır. Yeniden evet, inşa edebiliriz. Inşa edilir, evet. Yollarımız bozulabilir. Devletimiz bugün her türlü imkana sahip yapıyor. Parklarımız var. Havaalanlarımız var. Her şey yapılabiliyor. Ama insanı nasıl inşa edeceksiniz? İnsan neslini inşa edip o kısmı ıskalarsanız bir daha bunu telafi etme şansınız yok. O yüzden bu iki kıymetli, bizim için kıymetli. Şimdi liselerle ilgili kısmımızı böylece biz arz etmiş olduk. Vatandaşlarımız gördüler. Ben yine en azından özetle bilgileri de evet, çünkü bizim için kıymetli bunlar. Kamuoyuyla paylaşmayı arz ediyoruz. Arkadaşlarımız 16. sayfaya gelirlerse şimdi bu toplum Anadolu insanı makul ve mutedil insanlar. Derler ki ya benim çocuğum ben öldükten sonra arkadan bir Fatiha, bir Kur'an-ı Kerim okuyabilsin derdindeler. Ne kadar küçük beklenti değil mi? Gerçekten aslında çok. Bu kadar basit beklentisi var bu toprakların çocuklarının. Çünkü
ortalama herkes çocuğunun işte namaz surelerini bilmesini, işte o Kur'an-ı Kerim'i bilmesini, temel dini bilgilerini öğrenmesini ister. Bunu da doğru ve sahih kaynaktan öğrenmesini ister. Evet. Şimdi bugün birçok insan işte eski tabir mazur görünüşte merdiven altı işte bilgilendirmelerden, sayıcı bilgilerden muzdarip olduğunu söylüyor. Bunu kim verecek? Doğal olarak devlet verecek. Evet. Devlet verdiği zaman da karşıt bir dil oluşturmanın nasıl bir kıymeti ve nasıl bir anlamı var? Burada hem merdiven altından şikayetçisiniz hem de devletin kurumuna verdiğiniz farklı spekülasyonlarla, farklı argümanlarla bu sefer kurumları... Niyet başka o zaman. Allah niyetlerini halis etsin o zaman. İnşallah. Öyle dedi. Şimdi 16. sayfamızda İmam Hatip Ortaokulları. Dedik ya, bu çocuklarımız gitsin Kur'an-ı Kerim'i, temel dini bilgilerini İmam Hatip'te öğrensinler. Deyin en azından ortaokula yolla. Çünkü ortaokuldaki öğrenci sayımız fazla. Derken aslında yeterli değil yani. Ortaokul milli eğitim sistemi içerisindeki öğrenci sayısı 5.121.124. İmam Hatip öğrencilerin sayısı 710.264. Yani %13.87 gibi bir rakama tekabül ediyor. Evet. Yani yine her öğrenci İmam Hatip'e gitmemiş oluyor. Her okul İmam Hatip olmamış. Şaban Sevinç'in rüyalarına mı giriyor acaba bu kadar yani rakamlar yüksek diye hissedip? Muhtemelen. Bunları da çok mu görüyor? Belki bunları da çok görüyordur. Bunu çok görüyor. Farklı bir zihin dünyasında beslediği bazı sıkıntılar mı? Tabii bunu bilemeyiz. Evet. Ama gönlümüz arzu eder ki biz bütün herkese halis niyetle bakıyoruz. Ama bu bir tercih. Tabii. Yani okumak zorunda mıyız? Evet. Evet. Yani eğitim almak zorundayız ve tercihimi de buradan yana kullanıyorum. Evet. Aslında bu başka bir kitleyi de hedef almak gibi oluyor yani. Şaban Sevinci'nin yapmış olduğu. Ya çok en azından ahlaki bulmuyoruz. Evet. Ya bir veri varsa bunun üzerine konuşmak lazım. Duyumlarla, dedikodularla, algılarla değil. Çünkü bakın toplumun önünde benim ya da sizin burada konuş. Biz sorumlu sahibi insanlar olmak durumundayız. Biz buradan bir söz söylediğimiz zaman altının dolu olması lazım ve insan bunu itibar etmesi lazım. Ve gerçek olması lazım. Tabii gerçek olması lazım. Yoksa rahmetli Andan Menderes'in işte biliyorsun o dönemdeki mahkeme, işte kıyma makinesinden insanlar geçildiğinden tutun da bir sürü böyle hayalvari şeyler geçiliyor. Temel meselemiz bu. Niyetimizi tekrar gözden geçirmemiz lazım. Evet. Tekrar bu toplumun değerleriyle barışmamız lazım. Bakın biz şunu asla söylemiyoruz. Aynileşmek zorunda değiliz biz. Evet. Aynı dili konuşmak zorunda değiliz. Aynı renge bürünmek zorunda değiliz. Bakın ben şu anda karşınızda bak iki tane zıt renkli duruyorum. Evet. Siyah ve beyaz. Aslında zırzır renkler ama üzerimde gayet güzel durduğunu düşünüyorum. Tercihiniz bu yani. Güzel durduğunu düşünüyorum. Evet güzel duruyor. Durmuyor musun Nurullah? Gayet yakışıklısınız. Duruyor. Güzel. Yani aslında şimdi şey, tamamen siyah olduğumu, tamamen beyaz olduğumu düşünsenize. Evet. Yani hayat, yani Cenab-ı Allah böyle bir şey istememiş bizden. Ya istese hepimiz tek tip yaratır, tek tip düşünceye sahip olmamızı sağlar. Her şey tabii. Ya biz en azından bu medeniyetin çocukları, buradan beslenen insanlar olarak bizlerin böyle bir dünyamız yok. Bugün yine söylüyoruz. Bugün eğer bu topraklarda yaşıyorsak farklı dinlerden, dillerden, zihin dünyası insanlarımız var. Eğer bugün tüm samimiyetle söylüyorum. Bugün bir Hristiyan'a dair bir şey olursa eminim bunun karşısında ilk duracaklar biz İmam Hatipleriz'dir. Sahiplenecek olanlar bizlerizdir. Bakın çünkü biz medeniyetin mirasçılarıyız. Fatih Sultan Mehmet'in hemen hemen işte Bosna'daki duruyor hala orada. Evet. İstanbul'a girişindeki bunların hepsi duruyor. Biz köklerimizle barışız. Elbette ki geçmişimizden aldığımız bu kıymetli şeyleri bugüne taşımak, onları varsa eksikliğini rehabilite etmek, düzenlemek. Yoksa hepimizin ortalama ömrü işte 65-70 yok olup gideceğiz bu dünya. Hiç kimseye kalmayacak. Evet. Ama geriye neslimize, insanla iyi bir şeyler bırakmak durumundayız. Bunda zihin dünyamızı temizleyerek bırakmak durumundayız. Bizim insana, eşya, bizden veya bizden değil gibi kavramlarımız yok. Biz birbirimize emanetiz. Evet. İnsan bize emanet, insan birbirine emanet. Ama Batı ve onun zihin dünyası insanın kurduğu duru. Aynen öyle. Tırnak içerisinde bizim zihnimize nakşediyor ve bunun üzerine ama biz artık da insanı külfet görmeyiz. İnsanı nimet olarak biliriz. Ya düşünseniz Cenab-ı Allah Hazreti Adem'i yaratıyor. Hazreti Adem bu yalnızlığına girmek için bir insan istiyor Cenab-ı Allah'tan. Cenab-ı Allah Hazreti Havva'yı yaratıyor. Yani biz bize muhtaçız aslında biz. Bu muhtaçlık aslında ayıplanacak, kötülenecek ya da aciziyetin olduğu bir şey değil aslında. Kıymetli bir şey. Paylaşmak, var olmak. Evet. O yüzden biz kimse bizden ya da değil gibi böyle tanımlamalar değil. Hepimiz aslında bu gemide yaşıyoruz.
Bu dünya bize emanet. Yeryüzündeki her canlının hesabı bize sorulacak. Elbette ki biz olduğumuz kendi konumuzdan ve mevzimizden biz mevzuya bakmak durumundayız. Bizim alanımız ne? İmam hatipler. Sizin alanınız da işte medya. Hepimiz kendi alanımızda iyi işler yapabilirsek, kıymetli, değerli işler yapabilirsek bu toplum refahı bulur, dünya refahı bulur. Bakın dünya, dünya sağa bakıyorsunuz insanlar açlıktan, öte tarafa yukarı bakıyorsunuz savaş, aşağı tarafa bakıyorsunuz zulümler. Nereye kadar gidecek bu dünya? Kim yeniden inşa edecek bu dünyayı? Benim derdim olacak, sizin derdiniz olacak, imatiklerin derdi olacak. Derdi olanlar inşa edecek. Bizim derdimiz de insanları mayalamak. Çünkü bizim iyi bir niyetimiz var, halis bir niyetimiz var. Ajandamız yok, hiçbir şeyimiz yok. İyiliği mayalamak yok. Bu kadar, aynen öyle. Şimdi tabii bir şey daha kıymetli bizim için onu paylaşmak istiyorum. Eğer arkadaşlar da yoksa. Bakın bir demin şey dedik, biz kendimizi yeniliyoruz. İmatipler. Şimdi sadece eskiden imatipler işte gidip belli dersleri alan işte tek okul türü var. Ama bakın bugün artık imatiplerimizde ona yakın okul türümüz var. Ona ne yakın. Demek istiyorum bu? Evet. Şimdi zaman değişiyor. Dünyadaki paradigmalar değişiyor. Algılar değişiyor. İhtiyaçlar değişiyor. Aynı zamanda aslında devletimiz de, milliyetimiz de buna göre kendi okullarını revize ederken bizim payımız için imatipler kısmını da revize ediyor. Bakın mesela eğer buradan arkadaşlar bizim dil imatip 22 numara var mı? 23 numara. 23 numara varsa arkadaşlar varsa 23 numara verebilir arkadaşlar. Var mı arkadaşlar? Bakın dil okullarımız var. 48 tane dil okulumuz. İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, Farsça, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, İtalyanca eğitim veren okullarımız var. Hafızlık imatip okullarımız var. 58 tane. Yani hafızlık müessesini aslında rehabilite ediyoruz bir yandan da. Hı hı. Derken aslında devletimiz rehabilite ediyor. Evet. Şimdi eskiden bir Kur'an kursunda işte çocuk 3 yıl 4 yıl neyse orada bir hafızlık yapardı. Düş dünyayla tutumda eğitimine ara vermez. Şimdi artık öyle değil. Siz çocuğunuzu İmam Hatip Ortaokulu'na veriyorsunuz. Aynı zamanda da hafızlık eğitimi de beraber alıyor. Bakın biz insanız. Sosyal ihtiyaçlarımız var. Bizim ruhumuzu ve bedenimizi sağlıklı olacak kişi bir sanat ruhumuzu diri tutar. Sporda bizim bedenimizi diri tutar. Bizim 14 tane geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar programı uygulanan İmam Hatip okulumuz var. Belki bu çoğu izleyicimiz size yeni duyuyorsunuz bunları. Bunlar atölye çalışması. Hayır okul. Müfredatı buna göre. Müfredatı, atölye değil bunlar. Müfredatı buna göre hazırlanmış okullar. Hı hı. 8 tane spor programı uygulanan İmam Hatip'imiz var. Bunlar ayrı ayrı okul. Yani ayrı müfredata ayrı göre ayrı okullar. Evet yani. Ayrı okullar. Ha, tamam. Sınavla öğrenci alan okullarımız bunlar. Hı hı. Musiki okullarımız 12 tane. Musiki eğitimi uygulayan, müzik eğitimi uygulayan, sanat uygulayan okulumuz var. Eğer arkadaşlarımız bir sonraki sayfada eğer kelimeler varsa 24. sayfa arkadaşlarımızda. Bakın uluslararası imam hatiplerimiz var bizim 17 tane. Ne demek bu? Yurt dışından gelip bu okullarda eğitim gören öğrencimiz var. Yaklaşık 105 ülkeden biz 17 okulumuzda gelen öğrencileri ağırlıyoruz. Sadece yurt dışından gelenler. Tabii yurt dışından gelenler. Yurt dışı, uluslararası bunlar müfredat ayrı yerleri ayrı İstanbul'da, Bursa'da işte Anadolu belirlerinde 17 tane böyle okulumuz var. 2 tane teknoloji imatipsemiz var. İlahiyat programı uygulan 2 tane okulumuz var. Dil imatip yoğunlaştırılmış dil eğitimi veren 454 tane ve hafızlık imatip okullarından bahsettik. Okullarımız var bunlar. Bakın ben bilmiyordum mesela. Evet, ya işte yenileniyoruz aslında. Evet. Yani devletimiz de kendi sadece imatiple ilgili değil. Kendi okullarını da bakın eskiden hepimiz 60-65 kişilik sınıflarda okurduk. Devletimiz evet. Bugün Allah zeval vermesin devletimize. 30-35 kişilik, 24 kişilik okullar inşa ediyor. Özel okul formatında. Özel okul formatında artık okullarımız. Evet. Yani bütün bunların hepsi aslında bizlere yansıyor. Eğitime yansıyor, öğrencimize yansıyor. Öncelikle bunları belirtmek istedik. En azından ben çok da verilerle sizlere de izleyenlerimizi evet, sıkmamayı arzu ediyorum. İsteyenler imatönder.org sitesine girip buradaki bütün verileri, bu raporları ya da kendi illerindeki mezun derneğimize ulaşıp buradaki verileri biz kendilerine rahatla paylaşabiliriz. Peki biraz da aileden bahsedelim. Eğitimde ailenin rolü çok önemli, çok kıymetli. İmam Hatip'te de bu eğitimler veriliyor ama sizin ailelerle ilgili yaptığınız çalışmalar oluyor mu? Biraz onu konuşalım. Tabii bizim dediğiniz gibi asıl mecramız bizim şimdi bir öğrencilerimiz bir de mezunlarımız. Hı hı. Mezunlarımız aslında ailelerimiz oluyor. Evet. Yani doğal olarak onların çocukları. Tabii aile bu şeyi ayakta tutan, toplumu ayakta tutan en temel kıymetlerden bir tanesi.
Bugün belki de aslında hani çocuğa dair, öğrenciye dair konuştuğumuz her olumsuz cümlenin arkasına geldiği zaman aslında aile yatıyor. Evet. İstisnaları bir kenara koymak lazım muhakkak. Eğer aile ifsad olmaya başladıysa, aile kurumu bozulmaya başladıysa doğal olarak öğrenci ve çocuğa yansıyor. Evet. Şimdi evde siz işte bir magazin programı açıp çocuğum gidin ders çalışın demeniz çocuğun zihin dünyasında bunun bir karşılığı yok. Evet. Şöyle bir problemimiz de var. Aile kurumunu son zamanlarda maalesef zayıflatır hale geldik. Bu da olarak hem bize hem topluma hem öğrenci maalesef. Tüm medya mecralarıyla birlikte. Evet, yani sosyal medya ve televizyon. Aslında bu bir diziler. Bu bir proje. Bunu dikkat etmemiz lazım. Bakın şimdi aile tekrar geleceğiz ama fotoğrafı bütün görmek lazım. Yani sadece kendi olduğumuz konumdan mevziden bakarsak fotoğrafın bütününü göremeyebiliriz. Evet. Soğuk savaş dönemi vardı. Dünyada iki kutup vardı. Ve bu savaşın kendine bir dili vardı. Ve 1990'lı yıllara geldiğim zaman da bu ortadan kalkmış oldu. Evet. Ne oldu? İşte yeni bir şey lazım bu dünyaya. Bir savaş ya da egemenlerin ya da dünyayı dizayn edecek tasarımcılara bir şey lazım. İşte yeşil kuşak dediler. İşte İslam ülkeleri bir sürü şey gelişti. Bugün geldiğimiz noktada artık ülkeler savaş ya da ifsad edilmiyor. Bugün temel hedeflerini aldık nokta insan varlığı. İnsan yani. Evet. İnsanı ifsad etmeye çalışıyorlar. Bakın bugün işte bazı akımlar gelişti. İşte mesela örnek şunun Kore dizileri diye sürekli pompalanıyor. İşte yumuşak, iyi niyetli, böyle hoşgörülü dediğimiz ama işin perde arasına bakıyorsan cinsiyetsiz bir toplum inşa edilmeye çalışılıyor. Bir ötesine bakıyorsun son zamanı pervasızca belki de bundan 3-5 sene önce hiçbirimizin hayal edemeyeceği kadar futursuzca bir işte LGBT propagandalı yapılıyor. Evet. Bunun aslında temel nesil insan neslinin bozulması, üçüncü bir insan cinsiyetinin tekrar ortaya çıkarılmak talebidir. Bu da elbette ki bu dünyayı dizayn etmek isteyen, tasarlamak isteyenlerin bir hedefleri var. Ama bunun evet. karşılığında bir duruş sergilemesi gereken bizler ve sizler varız. Evet. İşte eğer aileyi ve bu nesli buradan ifsad etmeye başlarlarsa demin bahsettik toplama şansımız hakikaten çok zor ve problemli bir mecraya doğru. Uyanık olmamız lazım. Evet. Şimdi siz aslında İmam Hatip okul türlerinden bahsettiniz. Sporla ilgili de güzel gelişmeler var. Önder'in öncülüğünde. Spor oyunları projeniz çok konuşuluyor. Biraz bu alanı açabilir miyiz? Tabii. Neler yapıyorsunuz? Şimdi dedik ya bizim insanız, sosyal varlığız. Bir şekilde işte ruhumuzu sanatla ve vücudumuzu sporla diri tutmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bizim daha önce sadece bir komisyon olarak işte öncü spor işte blok ilgilenen bir arkadaşlarımız vardı. Bunu artık müstakil bir spor kulübü haline geldi. Hı hı. Bizim öncü sporda bir kulübümüz var. Evet. Derneğimiz var. Yani bu yaklaşık 42 ilde de şubeleriyle beraber belki yüzlerce kulübe dönüşmüş durumda. Çünkü buradaki temel meselemiz şu. Birçok farklı argümanla öğrencilere ulaşmayı arzu ediyoruz. Onların dünyalarına, zihin dünyalarına meşgul etmeye çalışıyoruz. Çünkü artık her şey tabletten, televizyondan ve farklı çok basit ama onun dışında da bir hayatın varlığını, bir koşuşturulması gerektiğini, bir sportif başarının da getirmesi gerektiğini ve bunu profesyonelce hem mezunlarımıza hem de öğrencilerimize sunmalıyız. Hangi tabii, branşlar var? İlgi nasıl? Birçok branş, yaklaşık 15'e yakın branş var. Yani toplumun. Bir de daha çok yerel imkanlarında hangi alana müsaitse coğrafyasının, sosyolojisinin uygun olduğu imkana ne müsaitse ona göre arkadaşlarımız branşlar açıyor. Sadece genel merkezden bahsetmiyoruz aslında. Hı hı. Genel merkezimiz ışık açıyor illerimize. İllerimize müstakil, bağımsız öncü spor derneklerimiz var. Hı hı. Bunlar kendi aralarında farklı farklı branşlarda branşlaşıyorlar. Ve bunun nihayetinde de İmam Hatip spor oyunları, İmam Hatip oyunları gibi bir şu organizasyon çıkmış. Bu proje değil mi şu an? Spor oyunları yapılıyor. İstanbul'da özellikle bir merkezde yapılıyor. Evet. Herkes oraya İnşallah, katılıyor. Evet bizlere katılıyor. İllerimize geliyor. İnşallah tabii gelecek vizyondaki projeksiyonumuza inşallah bunda profesyonelce Türkiye'nin 81 ilinin öğrencisinin okulunun katıldığı daha büyük belki de medyada yer alacağı bir
spor organizasyonu yapmak. Evet, biz o organizasyonda olmak isteriz. Hikmet'in izinden öğretmen akademisi. Tabii çok kıymetli bir başlık bu. Şimdi çocuk ailede inşa ediliyor, sosyal çevrede ve okulda inşa ediyor. Bunun en büyük okuldaki dokunanı, başını okşayan öğretmenlerimiz. Evet. Şimdi önder olarak da biz işte öğrenciye dokunuyoruz, veliye dokunuyoruz ama bu işin asıl merkezinde olan öğretmen. Öğretmene evet. bir şekilde dokunma ihtiyacımız var. Bunun için zaten öğretmenler komisyonu dediğimiz müstakil bir komisyonumuz var. Öğretmenlerimiz... Bunlar okuldaki öğretmenlerden mi seçiliyor? Genel merkezimizin tabii hem okulda hem iyi de, tabii çok sadece öğretmen değil yani bu komisyonun olan. Öğretmenlerimiz de var. Hı-hı. Ama farklı alanda kendi uzmanlık alanında eğitim bilimcileri de var burada. Ve bunlar kendi alanlarında yıllık çalışmalar yapıyor. Hikmet'in izni dediğimiz proje. Evet. Geçen sene de uygulandı. Yaklaşık bu uzaktan eğitimde yapılıyor. 2600'e yakın Türkiye genelinde öğretmenimizin katılımıyla oldu. Hı-hı. Çünkü öğretmenimizin çok kıymetli varlıklarımız, çok kıymetli değerlerimiz. Bunlara yeterli desteği ve katkıyı sunamazsak emin olun o bizim ya da dernekli olarak çok fazla çocuğa dokunmaya da onu şekillendirme imkanı ortadan kalkmıyor. Aslında tamamlayıcı bir eğitim gibi. Tabii yani biz aslında öğretmenlerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şeyleri üretmeye çalışıyoruz. Onlardan geri bildirimler alıyoruz. Onların ihtiyaçları neyse öğretmenlerimize dair ona dair çalışmalar, veriler üretiyoruz. Çünkü öğretmen başlığımız çok kıymetli. Şekillendiriyor. Şimdi düşünün biz evde elden öpeyim iki tane çocuğum var. İkisiyle ilgilenemezken ben sonra bir sihirli dokunuş olsun istiyorum. Okula yolluyorum. Öğretmenim sihirlerini tek çocuk böyle bir şey yok. Yok. Yani öğretmenin de işini rahatlatacak. Bu çocuğun dünyasını zenginleştirecek bir zihniyet. Öğretmenlerle yakın temas halindeyiz. Tabi burada hakikaten şunu dillendirmekte de şey görüyoruz. Öğretmenlerimizin kıymetli varlıklarımız. Hem velilerimizin hem öğrencilerimizin öğretmenlerimize olan saygınlıklarını onların hürmetlerini asla kaybetmeden arzu ediyoruz. Maalesef üzücü şeyler izliyoruz ve görüyoruz. Tasvip asla etmiyoruz. Biz evde iki tane çocukla ilgilenemezken bizim kendi çocuğumuz gibi 30 tane pırıl pırıl gençle ilgilenirken bu insanlara biz hürmetsizlik edemeyiz. Biz kıymetsizlik edemeyiz. Öğretmenlerimizin öğretmenlik müessesine gerekli kıymeti, değeri vermek saygıyı durumumuz. Göstermek gerekiyor. Bu olmazsa olmaz. Eğer bunu yapamazsak emin olun yaptığımız her şeyi atıp çöpe atalım. Bir kıymeti evet. yok çünkü. Evet. Yani çünkü biz ilmin, bilginin ve hikmetin çocuklarıyız. Buradan besleniyoruz. Bunu kim bize verecek? İlim sahibi insanlar. İlim sahibi olan. Evet. İlim sahibi olan öğretmenlerimiz. Yani düşünün biz annemizden, babamızdan çok öğretmenlerimizi görüyoruz. Öğretmenlerimiz kendi çocuklarından, eşlerinden, aileden çok bizim çocuklarımızı görüyor. Evet. Onlara hemhal oluyorlar. O yüzden asla bunun aksini düşünemeyiz biz. Ama maalesef dediğim gibi son dönemde farklı şeyler izliyoruz. Bunu çok doğru bulmuyoruz. Hayır alamette bulmuyoruz. Evet. Peki kitap okumakla alakalı. Şimdi sosyal medya tabii çok baskın. Özellikle gençler biraz daha kolay seçiyorlar ama kitap okumakla alakalı ne durumdayız? Gençler kitap okuyor mu? Sizin projeniz var mı bununla alakalı? Şimdi tabii, kitap okumayı teşvikle alakalı özellikle. Demin de söyledik biz bilginin, ilmin ve hikmetin çocuklarıyız. Muhakkak besleneceğiz. Beslenmekte durumundayız. Çünkü bizim bir kitabımız var okumamız gereken. Aslında evet. okuyoruz. Yani biz kitap ehlinin çocuklarıyız. Kitap ehlinin çocukları olarak da elbette ki okuyoruz. Tabii demin bir şey bahsettik. Şimdi biz dünyadaki algılar değişiyor, paradigmalar değişiyor, dengeler değişiyor, tercihler değişiyor. Argümanlar değişiyor. Her şey değişiyor. Buna göre biz kendimizi revize etmek durumundayız. Bizim özellikle gençlik komisyonumuz Türkiye'nin önderlediği projeleri var. Türkiye'nin her tarafında uygulanıyor. Kitap müfredatıyla tutun da sinema izleme, yani film izleme mülahazalarıyla, tetkikleriyle bunları yapıyoruz. Tabii bunları güncellememiz lazım. Artık eskisi gibi emin olun. Hani çok şeydir işte devasa bir kütüphane. Aslında dijitalleşmek zorundayız. Gençlik dijitalle. Verilmemiz gereken şehirlerde bir güzel kütüphaneler oluştu bu dönemde. Evet. Orada ilgi nasıl? Şimdi elbette ki muhakkak ilgi var. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün yerel belediyelerimizden tutun da hükümetimizin de bu andaki açılımları ya da katkıları ya da geliştiği
kütüphane ve kitapla ilgili sundukları imkanı asla yadırgayamayız. Ama dünya başka bir yere gidiyor. Başka bir şeye gidiyor. Bunu ıskalarsak yani kocaman bir kütüphane yapalım. İçine kitaplar dolu. Ben teknoloji devi olan bir ülkede metroya bindim. Bizdeki metroya da bindim. Bizde %90 telefonla iştigal ederken, yani sosyal medyaya da telefonla yapılacak bazı işleri yaparken ben çok şaşırdım. Herkes dijital de olsun, soft de olsun kitap okuyor yani. Tabii. Yani okumak lazım. Şimdi bu, vaktimiz de çok, arkadaşlar işaret ettiler, vaktimiz çok kısaldı. Biz tüketeniz. Birkaç dakikamız kaldı tüketiyoruz, bu arada. Tüketiyoruz, üretenler okuyor. Biz de işte öndelerin, imatiplerin en büyüğünü biz üreten tarafa geçmek istiyoruz. Hem üretip hem okumak gerekiyor. Bunu da hızlandırmak lazım evet. Biraz. Şimdi birkaç hızlandırılmış soru yapalım. Okullara yönelik destek projeleriniz var mı? Tabii bizim özellikle bütün okullara ve öğrencilerimize her yıl muhakkak Türkiye'nin 81 iline kaynak kitap, soru bankası, kaynak kitap gibi çalışmamız var. Bunu tabii derneklerimiz üzerinden yürütüyoruz. Tabii şunu da demene geçmek olmaz. Önder, Türkiye'nin en köklü, en sağlam, en geniş ağına sahip ailesi. 450 tane bizim şu anda Türkiye'de derneğimiz var. Müstakil derneğimiz var. Hı hı. 150 yakın temsilciliğimiz var. İşte spor kulüplerimizle beraber yaklaşık devasa bir aileyiz. Evet. Kış dönemi kamp planı çocuklarla olmasa, yapıyor musunuz? Olmaz. Biz yaz kış demiyoruz. Kamp önemli. Kışa geldiğimiz için sordum. Yaza gelsek yazı sorardım. Yaz kış demiyoruz. Özellikle gençlik komisyonumuz. Okullarımızda Türkiye'nin 81 ilinde öğrencilerimize ilgileniyorlar. İl derneklerimizle bağlantılı olarak aynı zamanda devletimizin de yerel unsurlarımızla ve kendi imkanlarımızla muhakkık öğrencilerimizle şehirler arası kamp, geçiş yapan, kamplar, öğrencilerimiz oluyor. Tabii örnekli mesela milliyetimizin de kendi Erasmus değişimi gibi kamp projeleri var. Tabii dernekler bunlara katkı sunuyorlar. Ya da müstakil olarak bizler ilgilendiğimiz öğrencilere kamplar yapıyoruz. Hı hı. Şimdi çok soru kaldı. Süreli yayınlarınız var. Tabii. Onlara nasıl ulaşıyorlar insanlar? Çok onlara teşekkür ederim. Bahsedelim. Bunu kaçırabilirdik. Çok üzüldüm. Şu an belki 10 soru daha kaldı ama içinden evet. Bunu seçtim. Demek evet. Ki varmış bir hikmeti. Şimdi Tohum diye bizim dergimiz var. Tamam. Çok buna eski, nasıl ulaşıyorlar? Eski köktü. İnternet sitesi vasıtasıyla ya da bizim illerdeki derneklerimiz vasıtasıyla Tohum dergimiz ta Necip Fazıl'ın da yazdığı köklü bir dergimiz. Fikir aylık mı çıkıyor, dergimiz. 3 aylık mı çıkıyor? Belli periyotlarla çıkıyor belli bu. Periyotlarla tamam. Çıkıyor. Muhakkak bizim olmazsa olmamız Tohumuz. Çünkü köklü bir kurumuz. Tamam. Muhakkak yine bir şey bu da bizim Karpuz dergimiz var. Burada ortaokul öğrencilerimize hitap eden bir dergimiz. Muhtemelen Sade Soda diye lise öğrencilerine bir dergimiz var. Onlar da biz hazır gelmişken onlar bizde kalacak değil mi? Tabii size bırakacağız. Tamam, bakın güzel. Bu da bir aslında bir hikaye. Bu bir başarı hikayesi. Evet. Wonder dediğim şey. Buna çok başka bir program başlı başına bir program. Lazım. Ama evet. Wonder'in ne olduğunu söylemek lazım aslında. Onu söyleyelim. Wonder bu katsayı zulmünden dolayı özellikle Viyana'ya gidip eğitim gören öğrencilerimizin hayat hikayesi. Ve bunu Önder hayırseverlerimizle beraber 10 yıllarca bunu finanse etti ve bugün orada Avusturya'da okulan Wonder diye bir dernek kuruldu. Hı hı. Öğrenciler bugün memleketlerine çok kıymetli hizmetler ediyorlar. Geldiler bugün çok hizmet güzel. Ediyorlar. Başlı başına bir aslında bir başarı hikayesi. Bir kitaba da ulaşmak olarak. Lazım. Tabii arada. Dediğim gibi bunların tamamını internet sitesi üzerinden ya da il derneklerimiz üzerinden bunlarla ulaşabilirler. Hı hı. Bu çok kıymetli proje. Bunu belki de başlı başlı konuşmak lazım. İnşallah. Tanıklarıyla yani, beraber. İlerleyen süreçte İnşallah. Ben de kitabı okuyup şey yapalım evet. Üzerine. Evet arkadaşlarımız işaret ediyor. Süremizi de açtık. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah bize teşekkür ederiz. İnşallah ilerleyen dönemlerde Wonder'de konuşmak isteriz. Evet efendim bugün Önder İmam Hatipler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Yamak program konuğumuzdu. Haftaya Kulis İstanbul'da farklı bir konukla tekrar birlikte olmak umuduyla herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.